Merhaba arkadaşlar. 2. ünite 21. ders. Ondalık gösterimlerle bölme işlemi. İki tane yöntemimiz var arkadaşlar. Birinci yöntem, ondalık kesirleri gördüğünüz gibi normal kesire çevirip arkadaşlar bölme işlemi yapmak. Birinci aynen kalıyordu. İkinciyi ters çevirip çarpıyorduk arkadaşlar. 96 bölü 10, 10 bölü 24 ile çarpınca onlar birbirini götürüyor. 96 bölü 24 kalıyor. Sonucumuz 4 kilogramdır diyeceğiz. İkinci yöntemimiz de arkadaşlar normal bölme işlemi. Bölme işleminde şöyle bir şey yapabiliyoruz. Bölünen ve böleni aynı anda onunla çarptığımızda arkadaşlar her ikisini elde kalan bizim için ne olacak? 9,6'yı 2,4'e bölmek arkadaşlar. 96'yı 24'e bölmektir ki cevabı zaten 4'tür diyeceğiz. Şöyle ki kalanlı bir bölme işleminde işleme devam etmek için kalanın yanına 0, bölümün yanına virgül konur. Tekrar kalan olursa kalanın yanına 0 konularak işleme devam edilebilir. Hemen devam edelim arkadaşlar. Ondalık gösterimlerde bölme işlemi yaparken de hem bölünen hem de böleni virgülden kurtarmak için işlem kolaylığı sağlamak adına 10'la %1000 ile çarpılabilir her ikisi birden. 75'i 4'e böleceğiz. Normal 75'i bölüyoruz 4'e arkadaşlar. 7'de 4 bir kere var. Bir kere 4 4 yapar. Çıkardık karşımıza 3 geldi. 5'i aşağı indirdik. 35'te 4 8 kere var. 8 kere 4 arkadaşlar 32 yapar. Kalan kim? 3. 3'te 4 yok. Bu durumda buraya bir 0 yazdık. Buraya da bir virgül attık arkadaşlar. 30'da 8 7 kere var. 7 kere 4 30'da 4 7 kere var. 7 kere 4 28 yapar. Çıkardığımızda 2 kalıyor. Buradan sonraki olayımız şu. İlk 0'ı atarken virgül attık ama bundan sonra arkadaşlar hep bir 0 kendimiz yazabiliyoruz. Şimdi 20'de 4 5 kere var. 5 kere 4 20 yapar. Kalanı ne yaptık arkadaşlar? Sıfırladık diyeceğiz. 0,12'yi 0, 0, 4'e bölüyor. Her ikisini birden 100'le çarparsak arkadaşlar 12 bölü 4'e tekabül eder ki cevabımız 3'tür. Yani olay şu. İkisinde de virgülün sağında eşit miktarda sayı varsa, bakın 2 tane sayı var virgülün sağında, 2 tane sayı var. Virgül yokmuş gibi bölmeyi yapabiliriz. Direkt 12'yi 4'e bölebiliriz. Bakın virgülün sağında bir sayı var, virgülün sağında bir sayı var. O zaman direkt şöyle yapabiliriz. 216'yı direkt 3'e bölersek arkadaşlar 72 gelir karşımıza diyeceğiz. Şimdi hemen sonucu az önce tarif ettiğimiz gibi bulmaya çalışalım. Virgülün sağında bir tane sayı var. Virgülün sağına bir tane sayı ekledim. 4,0. Şimdi virgül yokmuş gibi işlem yapıyorum. 40'ı 2'ye bölersek buradan kim geliyor arkadaşlar? 20 artı. Virgülün sağında 2 sayı, sağında 2 sayı. 18'i 2'ye bölersek arkadaşlar 9 tane de buradan geliyor. Virgülün sağında 1 sayı, virgülün sağında 1 sayı. 70'i 1'e bölersek arkadaşlar 70 de buradan geliyor. 90. 9 olduğunu işlemimizi söyleyebiliriz. Tekrar söylüyorum. Mesela 2,1'i 0,03'e bölmek istersek virgülün sağında 2 tane sayı var. Burada bir tane var. Tamamlamak için bir tane daha 0 yazıyorum. 2,1'in 0,03'e bölümü 210'un 3'e bölümüdür arkadaşlar. Ve cevabımız kim çıkacak? 70. Virgülün sağındaki sayı adetleri birbirine eşit olsun yeter ki diyelim. 12 cm uzunluğundaki bir demir çubuk 0,4 cm uzunluğundaki kaç eş parçaya ayrılır? Yani sorulan şey şu. 12 bölü 0,4. Virgülün sağında bir tane sayı var. Burada da bir tane sayı ekledik arkadaşlar. Bu durumda 120 bölü 4'tür diyeceğiz. Cevabımız 30 çıkar arkadaşlar. 30 parçaya ayrılır. Ha, olmadı ne yapacağız? 12 bölü diyeceğiz arkadaşlar. 0,4 bizim için 4 bölü 10'dur. Birinci aynen kalacak. 12 bölü 1. İkinciyi ters çevirip çarpacağız. 10 bölü 4. 120 bölü 4'ten karşımıza 30 cevabı çıkar diyebiliriz. Ondalık gösterimleri 10, 100, 1000 ile kısa yoldan çarpma. Arkadaşlar 10 ile çarpıyorsak bir basamak sağa kaydıracağız. 100 ile çarparken arkadaşlar 2 basamak sağa kaydıracağız. 1000 ile çarparken de 3 basamak sağa kaydıracağız. Şimdi olayımız şu. 0,123'ü eğer 10 ile çarparsak 0,123'ü 100 ile çarparsak 0,123'ü 1000 ile çarparsak. Ana fikir şu. Virgülü bir tane kaydırınca kim gelir? 1,23 olur. Virgülü iki tane sağa kaydırınca ne olur? 12,3 olur. Çünkü 100 olduğu için 2 0. 1000 ile çarparken 3 basamak kaydırınca bu sayımız kim olur? 123'e tekabül eder diyeceğiz. Gelelim. Şimdi ilk 4,3'ü 10 ile çarpıyorsak bir tane kaydıracağız. Sonucumuz kim çıkar? 43. 0,82'yi 100 ile çarpıyoruz. 2 tane kaydırırsak 82 çıkar. 1000 ile kaydırırsak 3 tane kaydırmamız lazım arkadaşlar. 3,700 diyoruz. 3000
700 çıkar karşımıza. Şimdi 3 tane kaydırmamız lazım. Direkt 432'ye geliyor burada. 2 tane kaydırmamız lazım. 544'ü görüyoruz arkadaşlar. Bir tane kaydırmamız lazım. 6,3'ü görüyoruz diyeceğiz. Geçelim. Aşağıdaki boşluklara yazılması gereken sayıları bulunuz diyor. Burada da şöyle yapıyoruz. 2,5'i demek ki 2 basamak kaydırmışlar. O zaman 100 ile çarpmamız lazım. 3,42'yi bir tane kaydırmışlar. Demek ki 10 ile çarpmamız lazım. 0,125'i 3 basamak kaydırmışlar. Demek ki 1000 ile çarpmam lazım. 0,65'i direkt 65'i kurtardığına göre arkadaşlar 3 tane basamak kaydırmış. Demek ki 1000 ile çarpmam lazım. 4,7'yi 100 ile çarparsak bir 0 koyuyoruz. 470 2 basamak kaydırmak için. 80 olması için arkadaşlar bir tane daha koyuyoruz. 3 basamak kaydırması lazım. Demek ki 1000 ile çarpılmıştır diyoruz. Geçelim. Şimdiki 10, 100, 1000 ile kısa yoldan bölme yaparken arkadaşlar 10'a bölerken 1 basamak sola, 100'e bölerken 2 basamak sola, devam edeyim 1000'e bölerken de arkadaşlar 3 basamak sola kaydıracağımızı söyleyelim. Mesela 123'ü gelelim 10'a bölelim. 123'ü 100'e bölelim. 123'ü 1000'e bölelim arkadaşlar. Yapılacak işlem. 1 basamak kaydırırsak 12,3. 2 basamak kaydırırsak 1,23. 3 basamak kaydırırsak 0,123 olacak. 4 basamak kaydırırsak arkadaşlar bölü 10.000 diyelim mesela. 4 basamak kaydırdığımızda bir 0 koyuyoruz. 0,0123 olacağını söyleyelim. Geçelim. Şimdi 36'yı 100'e bölersek 2 basamak kaydırmamız lazım. 0,36. Bakın 100'e bölüyorum. 2 basamak kaydırmam lazım. Bir de 0 alıyor başına. 0,024. Çünkü zaten 2'nin yanındaydı arkadaşlar. 2 basamak kaydırınca buraya geldi. Bir tane kaydırırsak 1,56 olur. 3 basamak kaydırmak için arkadaşlar 2 tane 0 koyduk ve virgülü koyduk. 0,0017 diyeceğiz. Bir basamak kaydırırsak 3,42 diyeceğiz arkadaşlar. Kolay gelsin. Başarılar.